Hoş. Merhaba. Evet, bu Bodrum'da yeni bir mekan, hayırlı olsun diyelim. Bodrum'un da ihtiyacı var gerçekten. Bir yandan pandemi, bir yandan yavaş yavaş da kışa doğru giriyoruz. Hareketsiz bir dönem başlıyor. Ve en büyük sorunlardan bir tanesi de tabii obezite ve sağlıksız beslenme diyelim. Siz de bu alanda Bodrum'da yeni bir işletme kazandırdınız. Hayırlı olsun, kısaca sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben diyetisyen Dilara Altaç, Bodrumluyum. 2018 yılında İstanbul Ar Üniversitesi'nden mezun oldum. Mesleğimin 3. yılındayım. Mezun olduktan sonra İstanbul Başakşehir Belediyesi ve Bodrum'da belediye danışmanlık kurumlarında hizmet verdim. Deneyimlerim sonucunda şu anda kendi ofisimi açmış bulunmaktayım. Evet. Şimdi tabii biraz önce de başta ifade ettiğimiz gibi bir yandan pandemi artı yavaş yavaş kış sendromuna giriyoruz. Ve bu aşırı bir sağlıksız beslenme ve diyet obezite sorunu var. Evet. Siz de bu anlamda aslında hizmet veriyorsunuz. Diyetisyen olarak buraya gelen müşterilerinize hangi hizmetler veriyorsunuz? Diyetisyen Dilara Altaç Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi olarak obezite, gebelikte beslenme, hamilelikte beslenme, sporcu beslenmesi, emzikli beslenmesi, hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi gibi alanlarda hizmet veriyorum. Burada yaş sorunu herhangi bir şey, yaş sorunu falan yok değil mi? Herkesi ilgilendiriyor. Yaş sorunu yok. Çocuk grubunda da okul çağı çocuklarına da beslenme danışmanlığı veriyorum. Yaşlılarda beslenme danışmanlığı veriyorum, yetişkinlerde. Herhangi bir yaş sınırlaması yok. Diyetisyenlik anlamında tabii teknoloji gelişti, cihazlar da söz konusu. Herhangi bir cihazda tedavi söz konusu mu? Ne tür işlemler yapıyorsunuz? Herhangi bir cihazda tedavi değil de bir ölçüm cihazımız var, Tanita. Buradan vücut analizi yapıyoruz. Kişinin vücudundaki yağı, kası, suyu, minerali, metabolik yaşı, iç yağlanma derecelerini görüyoruz. Bu ölçüm sonucunda kişiye uygun beslenme listesi hazırlıyoruz. Evet, çalışma sisteminiz randevulu mu? Nasıl ulaşacaklar size? Evet, haftanın 6 günü pazartesiden cumartesiye kadar randevulu çalışıyoruz. Gelmek istedikleri zaman telefon numarasından randevu alıyorlar. Evet, yeriniz de zaten hemen ana yol üzerinde. Evet. Konacık diyelim. Havayolu'nun yanında Halk Bankası'nın hemen arka kısmında oradan bütün müşterileri bekliyoruz. Hı. Peki bu anlamda tabii diyetisyen olarak ilk tedavimiz yapalım. Biliyorsunuz tüm dünya etkisini altına alan pandemi ve onun getirdiği yan etkilerin ziyade bir de tabii insanların işine göre hareketsiz kalmaları ve hem kilo almaları hem de obezite sorunlarının artması bir yandan işte özellikle genç grubun Facebook tarzına yönelik çalışmalarından dolayı da aşırı bir obezitelikle karşı karşıyayız. Burada kısaca ilk tedavinizi biz alalım diyelim. Neler öneriyorsunuz onları? Yani ne kadar çok hareket ederlerse bu dönemde, pandemide olduk mesela geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasakları vardı. Yani tam kapanmalar oldu. Benim önerim her fırsatta hareket etmeleri. En basit yürüyebilirler. Markete giderken araç kullanmak yerine yürüyüş yapabilirler. Yakın mesafelere, pazara, çarşıya yürüyebilirler. Yani hareket en önemli şey, hareket. Çok hareketsiz de kaldık bu dönemde. Yani tatlı, şeker, unlu gıdalar, pastalar, börekler, yani karbonhidrat gruplarını az tüketmeleri. Ve beslenme de çok önemli değil mi? Özellikle evet, mevsimsel sebze ve meyvelerin tüketilmesi değil mi anlamda? Su tüketimi de yine çok önemli. Yani çok kişi günlük tüketmesi gereken suyu tüketmiyor maalesef. Az su tüketimi de daha fazla kalori almaya sebep oluyor. Onun dışında protein ağırlıklı beslenmelerini öneriyorum. Evet, diğer fazla bilgiydi. Buraya gelip fazla bilgi vermeyelim diyelim. Buraya gelip onları zaten detaylı bilgi veriyoruz. Evet. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun.